Merhaba arkadaşlar, Bitcoin son zamanlarda çok fazla dikkat çeken yeni bir sanal para sistemidir. Bitcoin'in derinliklerine dalıp sizlere sistemin nasıl çalıştığını detaylı olarak anlatacak videolar hazırlamam gerektiğini düşündüm. Bu serinin ilk videosunda size sistemin temelde nasıl çalıştığına dair bilgiler vermeyi düşündüm. Takip eden videolarda ise şimdi işleyeceğim konuların temelinde yatan tüm detaylara değineceğim. Öyle umuyorum ki bu serinin sonunda sizler sadece Bitcoin'in ne olduğunu kavramakla kalmayıp işlemlerin gerçekleştirildiği mekanizmalarında nasıl çalıştığını anlamış olacaksınız. İşlemlerin nasıl denetlendiğini göreceksiniz. Hatta Bitcoin madenciliği denen işlemle uğraşmaya başlayan birimin tam olarak ne yaptığını öğreneceksiniz. Aranızda yakın zamanda Bitcoin'de ilgilenen arkadaşlar varsa bu terimi duymuş olabilirler. Bitcoin projesini algılamak için onunla alakalı tüm detayların kavranması gerektiğini belirtmek istiyorum. Bana göre, Bitcoin gibi bir projeyi tamamen kavrayabilmek için en iyi yol önce genel kanaati bir süreliğine bir kenara bırakıp tüm ilintili detayları irdelemektir. Kesinlikle bu konuyu işlerken kafanızda bir sürü soru oluşacaktır fakat tüm bu videoların sonunda her şeyin gün yüzüne çıkacağını umuyorum ve tüm sorularınızı da düzgün bir şekilde yanıtlamış olacak. Ama bu biraz zaman alacaktır. Bu projedeki kavramları sizlere parçalar halinde pratik bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu bazı detayları anlatmama sebep olabilir. Sizleri ince ayrıntılarla boğmamak için daha sonra yeri geldiğinde bu detaylara değineceğim. Konuları işledikçe sistem hakkında genel bir bilgiye sahip olacaksınız. Ve artık konuya giriyorum. Bitcoin hakkında öncelikle belirtmek istediğim şey herhangi bir merkezi otoriteye bağımlı olmamasıdır. Bu çok önemli. Bitcoinleri üreten ya da işlemlerini gerçekleştiren bir merkez bankası kuruluş söz konusu değildir. Bitcoin sisteminde tüm işlemler bireysel hostların oluşturduğu noktadan noktaya dağıtımlı bir ağ bağlantısı üzerinden gerçekleşir. Bu kullanıcılar iletişim kurallarının nasıl uygulamaya konulacağı ve kullanılacağı hakkında ortaklaşa karar vermiştir. Bitcoin bazen şifreli para birimi olarak da anılır. Şifreli para birimi derken Bitcoin işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için birçok şifreleme tekniğinin kullanıldığını ifade etmek istiyorum. Bu tekniklerin bazıları ile ilgili ayrı videolar hazırlayacağım sizlere. Şimdilik merkezi bir otoriteye bağımlı olmadığını ve bir çeşit şifreli para şekli olduğunu bilelim yeter. Bitcoin kavramı birçok yönden karmaşık gelebilir. Bitcoin işlemleri diğer parasal işlemlerle gerçekten herhangi bir benzerlik göstermez. Bu bir çeşit küresel bir ana hesap defterine yapılan girişlerle oluşturulur. Demek istediğimi şöyle açıklayayım. İşlemin iki taraf arasında gerçekleştiğini varsayalım. Tarafları Ayşe ve Ahmet olarak isimlendirelim. Ayşe'nin Ahmet'e belirli bir miktarda Bitcoin vermek, yollamak istediğini farz edelim. Bu işleme devam etmeden önce Ayşe ve Ahmet isimlerinin sadece Bitcoin sistemi dahilindeki iki tarafı ifade etmek için kullandığımı, gerçek hayatta fiziksel olarak gerçek kimliklerinin kullanılmadığını belirtmek istiyorum. Yani bu kişiler gerçekte Ahmet veya Mehmet değiller. Uygulama esasında bu kimlikler gerçek hayatta Ayşe ve Ahmet'in temsil ettiği tarafların kimlikleriyle hiçbir şekilde ilintisi olmayan rakamlar dizisinden oluşmaktadır yani bu pozisyonda Bitcoin'deki kimliklerin uygulamada gerçek isimler yerine kullanılan rumuzlar olduğunu da düşünebilirsiniz. Buradaki amaç insanları rumuzlarla tanımlayarak Bitcoin'in daha yapay gizlenmiş bir protokol olmasını sağlamaktır. Bu Bitcoin sistemini kullanarak işlem yapmak isteyen kullanıcılara bir derece mahremiyet hakkı sağlar. Şimdi Ayşe ve Ahmet arasındaki işleme dönelim isterseniz. Önce Ayşe'nin birkaç rakam belirlemesi gerekiyor. Diyelim ki 50 Bitcoin'i var. Bunlardan 30 tanesini Ahmet'e aktarmak istiyor. Bir kısım Bitcoin'in kendisinde kalmasını istediğini varsayalım. Bu miktarı da belirtmesi gerekecek. Bu örnekte diyelim ki Ayşe'ye para üstü olarak 18 Bitcoin dönsün ve 2 Bitcoin de işlem ücreti olarak kesilsin. Bu işlem ücretinin ne olduğu hakkında daha sonra konuşacağız. Hatta Gelecek videolarda da bu konuyu irdeleyeceğiz. Fakat temelde Ahmet için yapacağı bu işlemin gerçekleşebilmesi için Bitcoin sisteminin sağlayacağı bazı detaylara karşılık ödenen bir teşvik bedeli diyebiliriz. Şimdi Ayşe işlemi gerçekleştirmek için bu detayları alıp kendi dijital imzasını ekleyecek. Dijital imza geleneksel imzanın matematiksel karşılığıdır. Ayşe'nin kimliği ile bu işlemin detaylarını birleştirir. Tekrar hatırlatayım, Ayşe'nin kimliği derken Bitcoin sistemindeki kimliğinden bahsediyoruz yani rumuzundan. Bu birleştirme ciddi anlamda şifresel olarak çok güç bir şekilde gerçekleştirilir. Bu işlem gerçekleştikten sonra sistemde yayınlanacaktır. Ayşe bu işlem detaylarını alacak ve fiilen tüm düğümlerin içinde yer aldığı noktadan noktaya oluşturulmuş olan dağıtım ağında yayınlanacaktır. Bunlar Bitcoin düğümlerini temsil ediyor. Ahmet noktadan noktaya dağıtımlı ağ sisteminde yayınlanan bu işlem hakkında bilgilendirilecek ve büyük ihtimalle bazı detaylarını kontrol edecektir. Mesela rakamların doğruluğunu kontrol edebilir. Ayşe'nin 50 Bitcoin'u olduğunu ve kendisine 50'den daha fazla Bitcoin göndermeye çalışmadığını gibi. Ahmet bazı şifrelemelerden dolayı bu işlemin kendisi için yapıldığına dair matematiksel bir kesinlik elde eder. Fakat henüz emin olmadığı şey Ayşe'nin aynı süreçte aynı bitcoin'i başkasına da göndermeyi deneyip denemediğidir. Ayşe'nin burada aynı parayı iki defa kullanmak girişimi dijital paranın kullanıldığı elektronik para sistemlerinde çifte harcama olarak adlandırılır. Eğer sanal para kullanıyorsanız bu sakınılması gereken bir durumdur. Birileri bu işlemi temsil eden rakamları rahatlıkla kopyalayıp başka yerlerde kullanmaya çalışabilir. Bu noktadan noktaya dağıtımlı bir ağ bağlantısı içerisinde çifte harcama riskinin azaltılması ve kontrol edilmesi Bitcoin madencileri olarak adlandırılan belirli bir grup düğüm tarafından sağlanır. Bu terimi daha önce duymuş olabilirsiniz. Bitcoin madencileri bu noktadan noktaya dağıtımlı ağ bağlantısı içerisindeki belirli bireyler, belirli düğümlerdir. Görevleri sistemdeki işlemleri sadece Ayşe ve Ahmet'in değil, sistemde gerçekleşen tüm işlemleri izlemektir. Tüm bu işlemleri alır, işlem öbeği olarak isimlendirilen bir blokta düzenlerler. Temelde daha önce kaydedilmemiş tüm işlemlerin kaydını gerçekleştirirler. İşlem öbeğindeki tek bir işlemi ana hesap defterindeki tek bir kalem olarak düşünün. Mesela işlem öbeğinin ana hesap defterindeki tam bir sayfa temsil ettiğini düşünelim. Bitcoin madencileri bu bloğa tüm kaydedilmemiş işlemler dışında kendilerine özel bir kalem eklerler. Bu ekstra kalem aslen Bitcoin madenciliği için verdikleri uğraşlara karşı kendilerini ödüllendirmek için eklenir. Artık bu işlem bloğu bir önceki işlem bloğunun kodlamalarını da içermektedir. Bir devamlılık vardır burada. Sonra madenciler bu işlemle ilgili uzmanlıkla hazırlanmış sayı dizileri eklerler. Bu sayı dizileri iş ispatı olarak isimlendirilir. Böyle isimlendirilmelerinin sebebi gerçekten oluşturulmalarının hayli zor olması ve çok emek gerektirmeleridir. Bu şekilde yapılması herkesin Bitcoin madenciliğine soyunmasını ister istemez zorlaştırmaktadır. Fakat söz konusu ekstra ödül ödenmesini hak etmek gerçekten bir takım bilişimsel çaba göstermeyi gerektirmektedir. Ayşe tarafından işin yapılmasına karşılık vaat edilen bu işlem ücretini elde etmekte aynı şekilde çaba gerektirir. Başka bir videoda bu iş ispatı protokolleri hakkında daha detaylı bilgi vereceğim. Her bir işlem öbeği daha önceki işlem hakkında enformasyon içerdiğinden uzun vadede tek bir blok yerine bir işlemler zinciriniz oluşmuş olacaktır. Ve bu zincir işlem öbeği zinciri olarak adlandırılır. Buradaki amaç Bitcoin madencisinin tüm bu kaydedilmemiş işlemlerden ve iş ispatlarından oluşan işlem öbeği zincirini inşa etmesinin akabinde bunu yayınlayabilmesidir. Zincirin tüm detaylarını Bitcoin sistemindeki her bir düğüme, noktadan noktaya dağıtım yapan ağdaki tüm noktalara yayılır. Ve bu yeni yayınlanmış zincirin doğrulanmasının bazı özelliklerle uyuşmasının akabinde ağdaki düğümler tarafından kullanılmaya başlar. Düğümler bu zincire yeni işlem öbekleri eklerler. Henüz işlenmemiş olan her şeyi alıp bir düğümün doğru iş ispatıyla yayınlanmış olduğu bu işlem zinciriyle birleştirmeye başlarlar. Düğümler sadece en yüksek miktarda işi yansıtan işlem öbeği zincirini, en özgününü dikkate alırlar. Bu bahsetmiş olduğum iş ispatı işlem öbeği zincirinin oluşturulması için ne kadar çalışıldığının bir nevi göstergesi olarak göz önüne alınır. Ve bunlardan en uzun olanı Bitcoin sisteminde en kutsal olarak değerlendirilir. Gelecekteki madenciler sadece üzerinde en çok çalışılmış, çaba harcanmış zincirin üstesinden gelmek için çalışmalıdır. Buradaki çarpıcı nokta işlemin tek bir merkeze bağımlı olmamasıdır. İşlemin gerçekleşmesinde ne bir banka ne de güvenilir bir merkezi kuruluş kullanılmamıştır. Umarım Bitcoin sistemi hakkındaki bu ilk video sizde ufak bir kanı bir tat bırakmıştır daha altına bakmadığımız çok taş var açıkçası. Takip eden videolarda da bu detayları ele almaya başlayacağız. Birçok sorunuz olduğundan eminim fakat gelecek videolar birçoğunu yanıtlamaya yardımcı olacaktır. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.